tüketici hakları ve tüketici hareketleri konulu panel foruma hoş geldiniz. Programı arz ederim. Konuk konuşmalarımız, TUDE toplantı sonuç bildirisi, panel, forum ve kapanış. Açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Kemal Arslan'ı davet ediyorum. Değerli önderleri, kıymetli muhtarlarımız, değerli sendika başkanları, değerli konuklar, değerli temsilcilerimiz. Burada Tüketicileri Koruma Derneği olarak TÜDEF'in katılımıyla düzenlemiş olduğumuz panel foruma hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, Ekim ayında İstanbul'da yapılan Federasyon Yönetim Kurulu toplantısında Aralık ayı toplantısının tüketici hareketinin yoğun yaşandığı Burdur'da yapılması kararı alınmasıyla Burdur süreci başlamış oldu. Zira Burdur, TÜDEF'in kuruluşundan itibaren içinde ve yönetiminde yer almış, çağdaş olmanın örgütlü olmaktan geçtiğinin bilincinde bir tüketici hareketine sahiptir. Değerli dostlar, son 10 yılda ülkenin en büyük sivil toplum hareketi olma başarısını göstermiş tüketici örgütlerinin yiğit önderlerini ilimizde konuk etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yiğitlerin ne zorlu mücadele vererek bugüne geldiğini yaşayan birisi olarak tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz bu noktanın önemini biliyor ve Burdur'a gelme zahmetini gösteren arkadaşlarımı alkışlıyorum. Çünkü sizler fakirin başucunda olacağına, zenginin, güçlünün ayak ucunda dur efsanesini parçalayarak, mazlumun, yoksulun yanında yer alarak ülkede demokrasiyi hakim kılmaya çalışmış demokrasi abidelerisiniz. İsmet Paşa'nın deyimiyle namusluların da namussuzlar kadar cesur olması gerektiği bir ülkede namus abidesisiniz. Bu nedenle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkenin her bir köşesinde parlayan çoban ateşleri misali, ülkeye sahip çıkan siz yiğit insanlar gibi Burdur'da demokrat olma mücadelesini çok ağır bedeller ödeyerek bugüne gelmiş bir hareketin şu anki önderiyim. Ödediğimiz bedelleri tabii bu yaştan sonra gözümüz de görmüyor arkadaşlar. Ödediğimiz bedellerin revanşını almak gibi bir öç ve intikam peşinde koşmayacak aydınlar olarak bir mum misali kendimizi bitirerek ülkemizi aydınlatmaya devam edeceğiz. İşte bunun için buradayız. Bunun için Burdur'dayız. Değerli dostlar, tüketici hareketi salt banka işlemleri karşısında mücadele veren bir örgüt olmayıp her türlü hak ihlali karşısında yer ve tavır alması gereken bir perspektifle yapılandırılmalı, örgütlendirilmelidir. Zira mücadelenin en güç süreci burada kendini göstermektedir. Çünkü karşımızda en büyük hak ihlalini sergileyen ne acılı ki devlettir. Tüketici hareketini finans kuruluşlarıyla arenaya salarak karşıdan izleyen devlet, iğneyle kuyu kazarcasına elde ettiğimiz kazanımlardan korkup bankacılık işlemlerinden 26 kalemde alınan haracı meşru kılan yasal düzenlemeler yaparak güzel sermayeyi elimizden kurtarmıştır. Ancak korkunun ecele faydası yoktur arkadaşlar. Soygun çarklarını parçalayarak ilerleyen tüketici hareketi insanımızın sesi ve soluğu olarak bu güzel ülkeyi kardeşçe yaşanacak bir düzene getirecektir diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımıza tekrar hoş geldiniz derken
bu toplantının düzenlenmesinde katkı ve desteklerini esirgemeyen başta Burdur Valiliği, Burdur Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi'ne hasreten şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Arz ederim efendim. Sayın Kemal Arslan'a konuşmasını yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Burdur Tüketici Hakem Heyeti Başkanı, Ticaret İl Müdürü Sayın Sacide Azlım'ı konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkan ve Üyeleri, değerli konuklar. Türkiye'de Tüketici Hakları ve Tüketici Hareketleri paneline hoş geldiniz. Tüketicinin korunması ile ilgili kurallar sadece tüketiciyi değil, belli standartta ve kalitede mal ve hizmet üreten ekonomiyi de içten içe korumaktadır. Tüketicilerin korunması konusu toplumun her kesimini ilgilendiren ve etkileyen, hiçbir kesimin kayıtsız kalamadığı bir husustur. Tüketicinin korunmasına yönelik kurallar ve uygulamasındaki etkinlik, aynı zamanda bir toplumun çağdaşlık düzeyini gösteren unsurlardan bir tanesidir. 2015 yılı Kasım sonu ayı itibariyle merkezimizde 8500 adet kararımız çıkmış. Bu kararların 7700 adedi tüketici lehine, %96'sı, 230 tanesi tüketici aleyhine sonuçlanmıştır. 10 ilçemizdeki tüketici hakem heyetlerimizde 9000 adet karar çıkmış. Bu kararların 8800 adedi tüketici lehine, 233 tanesi tüketici aleyhine, yine %96 tüketici lehine, %4 tüketici aleyhine sonuçlanmıştır. Burdur tüketici hakem heyeti olarak her zaman örnek imzalara örnek atmaya çalıştık ve atmaya da devam ediyoruz. Yarınki toplantınız için, Burdur'da yaptığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Sizler dışarıdan geldiğiniz için tabii ki mücadelemizi yakından izleme fırsatı bulup bulmadığınızı bilemiyorum ama Sayın Kemal Hocam'ın tüketici hakları konusunda ciddi anlamda insanların özellikle muhalefetin sesi olduğu konusunda bir hemfikir, bir görüş birliğimiz var. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Burdur adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmem vasıtasıyla bu dönem sonrasında beraber hareket edeceğiz. Özellikle görevlendirmemin çevre komisyonunda olması Burdur için daha ciddi bir anlam ifade ediyor. Çünkü gezme fırsatı ya da internetten görme fırsatı bulmuş olabilirsiniz. Karamanlı'da bir tükenen çevre, bir tükenen dağ var. Bundan daha önemlisi bir iç barışımız tükeniyor, bir kardeşliğimiz tükeniyor ve muhalefetin sesi olarak Kemal Hoca ile iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Hepinize tekrar sevgi ve saygılar iletiyorum. Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz konuşmasını yaptığı için. Burdur Vali Yardımcısı Sayın İsmail Kaya'yı buraya konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Vekilim, değerli konuklar. Ben buraya misafir olarak geldim ama Kemal Hoca'nın bir sürpriziyle karşılaştım. Tüketici gerçekten Müdür Hanım da dediği gibi dünyanın her zamanında tüketicidir. Ve herkes tüketicidir. Zengin de olsa, fakir de olsa. Ben size küçük bir anımı anlatmak istiyorum tüketiciyle ilgili. 1992 yılında ben İngiltere'ye gitmiştim. 8 ay İngiltere'de kaldım. Daha sonra biz okuldayken tüketiciyle ilgili bir toplantı yapıldı. Ben de katıldım o toplantıya. Toplantıda ana konu tüketicilerin elde ettiği konfor söyleniyordu. İlk defa duydum. Ben daha doğrusu bir spor ayakkabı almıştım. Eve gittim. İngiliz ev sahibi Lucy ayakkabımın konforlu olmadığını sordu. Çok da aklıma gitmişti. Dedim ki Türkiye'de hiçbir zaman ayakkabı için konforlu mudur diye sormazlar dedim. Ama dedi konfor
bizim için çok önemli, biz tüketiciyiz dedi. Biz tüketiciyiz, biz o konforu elde etmek zorundayız dedi. Ondan sonra okulda tüketici konferansı var deyince daha da tuhafıma gitti ve dedim ki katılayım. Aynen bu gibi orta zamanda bir yere katıldım. Ve çok ilginç bir şey anlatıldı. Dendi ki eğer siz bir ürünü alıp bu ürünün fişini kaybetmezseniz bir ay içerisinde iade edilme hakkınız vardı. Ve bir arkadaş soru sordu. Dedi ki bunun için bir mazeret göstermeniz gerekir mi? Diye hayır dediler. Eğer kendiniz bunu size konfor vermediğini size sağladığını söylerseniz kesinlikle iade almak zorundalar dedi. Ben de çocuklar gelecekti o ara. Yeni bir eve taşındım. Üç alma durumundaydım. Boots mağazasına gittim ve bir ütü aldım. Daha sonra ütüyü kullanırken aklıma geldi birdenbire. Çocuklar daha gelmemişti. Dedim ki bir deneyim bakayım. Fişi kaybetmedik. Fişi kaybetmemiz mümkün değil çünkü bizim onun iadelerimizle bakanlık veriyordu. Onun için kaybetmiyorduk. Buldum fişi ve Boots mağazasına gittim. Mağazada dedim ki bu ütü değiştirmek istiyorum ya da iade istiyorum. Özel sebep nedir? Dedim ki hiç bana konfor vermiyor. Nasıl yani? Konfor vermiyor işte yani dedim. Değilim. Bu ütüyü kullanırken bunu değilim. Tamam dediler. El yazınızla mutlu olmadığınızı belirten bir yazı yazar mısınız? Evet. Ve el yazımda mutlu olmadığıma dair yazı yazdım. Bana oranın şeyi, şefi, siz dedi, bundan böyle, eğer ütü alacaksanız mağazamızın bir tavsiyesini dinlenmişsiniz dedi. Dinlerim dedim. Philips aldım dedi. Philips'e reklamı yapmış olduk dedi. Gerçekten arkadaşlar, araştırdım ki dünyada Philips markası ütü de çok üstün bir markaymış. Ve Philips markasını aldım. Daha sonra Philips markasından adresime bir yazı geldi. Konforlu olup olmadığını soruyorum. Ben hep konforlu diye şey yaptığımda yılbaşında bize küçük bir hediye gelmişler. Noel. Bu olay gerçekten böyle gelişmiş bir düzeyini andıran bir olaydı. Buraya geldim. Flo'da bir spor ayakkabı aldım. Nike. 41 giyiyorum. 40 giyiyorum, 41 giyeyim dedim. Aldım, hala sıkıyor ayaklarım, biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Sayın İsmail Kaya'ya bizi bilinçlendirdiği için ve güzel konuşması için çok teşekkür ederiz. Sırada TÜDEV sonuç bildirisini açıklamak üzere Federasyon Başkanı Hasan Adak'ı davet ediyorum. Herkese merhaba. Ben de Tüketici Dernekleri Federasyonu Yürütme Kurulu adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burdur'da olmaktan son derece mutluyuz. Böyle bir etkinliğin içerisinde olmaktan son derece mutluyuz. Tüm yürütme kurulumuzla birlikte bugün buradayız. Aslında burada gelmemiz geçen ay içerisinde İstanbul'da yapmış olduğumuz toplantıyla Burdur Tüketiciler Derneği'nde durağan hale gelen ilişkilerimizin tekrar canlanması anlamına da geliyordu. Kemal Bey sağ olsun bu konuda çok aktif bir şekilde bizlerin burada yer almasını arzu etti. Bizler de çok uygun gördük ve bugün öğleden önce toplantımızı gerçekleştirdik. Aslında panel bir forum şeklinde olduğunda kendi aramızda şöyle bir konuşma geçti. Yani en son konuşalım, önce mi açıklayalım diye. Belki de benim konuşmam panelinde başlangıcı olsun ve panelde başlatmış olalım. Aynı zamanda paneldeki yapacağım konuşmanın da bir kısmını burada hem sevgili protokolümüz varken Sayın Vali Yardımcımız, Sayın Milletvekillerimiz onların huzurunda, basın huzurunda sonuç bildirgenimizde siz değerli konuklarla hep birlikte konuşmak için ilk ben söz alma kararı aldık arkadaşlarımızla birlikte. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Tüketici Dernekleri Federasyonu 25 Eylül 2003 yılında Ankara merkezli olarak kurulmuş durumda. Şu anda 93 şubesi ve 40 bine yakın üyesiyle birlikte Türkiye'de en büyük tüketici örgütü durumundadır. Ve kuruluş amacı tamamen tüketicilerin
var olan haklarını korumak, olmayan haklarını kazanmak ve haklarını da geliştirmek tavanındadır. Herhangi bir siyasi, idari veya ticari faaliyetlerde bulunan örgütlerle, kuruluşlarla işbirliği yoktur, ilişkisi yoktur. Reklam almaz, reklam vermez ve bağımsız yapısında korumaya çalışır. Tabii Türkiye'de özellikle dolaylı vergilerin %65 civarında tüketimden direkt olarak alındığını varsayarsak ister istemez o muhalif yapınızı da burada dile getirmek durumunda kalıyorsunuz. Zaman zaman bize bu nedenle kısa da siz iktidar düşman mısınız, iktidar niye eleştiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye biz de onlara hep açıklamalarda bulunuyoruz. Bugün var olan siyasi partiden kaynaklı değil, farklı bir siyasi partide gelse o da eğer tüketicinin aleyhine, bizlerin aleyhine yanlış kararlar alsa biz onlara da muhalif ederiz. Eleştirmek farklı bir şeydir, düşman olmak farklı bir şeydir. Asla da bu niyetle hareket eden bir örgüt değiliz. Ama yanlış olanları, hatalı olan şeyleri gündeme taşımak ve bunları da değiştirmek gibi bir amaç içermekteyiz. Tabii ki bu durumlarda geçmişteki dönemlerde yaptığımız gibi siyasi iradeyi kullanmak, onlarla işbirliği yapmak gibi de bir talebimiz ortaya geliyor. Biz milletvekillerimiz de olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi de olsun, yani merkezi idare, yerel idare, yerel yönetimler bunlarla zaman zaman bir araya gelip bu taleplerimizi dile getiriyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben sizlerle çok uzun olmayan, vaktinizi de almak istemiyorum. Bir sonuç bildirgemizi paylaşmak istiyorum. Çok önemli kararlar aldığımız kanaatindeyim ya da çok önemli görüşleri bugün belki bazılarımızın ilk defa duyacağı görüşleri dile getirmek gibi bir hedef koyduk ve onu da yaptığımız kanaatindeyiz ama tabii kararı sonuçta sizler vereceksiniz. Yalnız özür diliyorum. Ben hazır buraya gelmişken her zaman bir arada sizlerle olamayabiliriz. Ben federasyonumuzu tanıtmak istiyorum. Federasyonumuzun bütün yöneticileri burada ve federasyonumuz Ankara, İstanbul, Eskişehir, Burdur'un içinde bulunduğu Bursa, atlamayalım, Adana'yı atlamadık değil mi? Adana'yı. Onlarla birlikte kurulmuş olan bir federasyon. Ben sırayla arkadaşlarımla müsaade ederseniz hemen tanıtayım. Ruhi Orhan, burada genel başkan yardımcımız. Halil Çamalan, genel başkan yardımcımız. Rıdvan Atan, TÜKODER genel başkan yardımcımız Rıdvan Bey'de. Haşmet Atan, TÜKODER başkanımız, Haşmet Başkan. Sülahi Özal, yürütme kurulu üyemiz. Eskişehir'den katılıyor kendisi, ben ilimini söylemedim. Aziz Koçal, İstanbul'dan. Aziz, burada. Oral Ergiliş, genel sekreterimiz Ankara'dan. Yılmaz Sayar, yürütme kurulu üyemiz. Yılmaz abi burada. Ferda Hekimci, biraz sonra zaten Ferda abimizin sunumu var. Genel başkan yardımcısı en arkada o. Şu anda. Ve Cafer Kalyoncu abimiz, o da çok uzun bir yol katıldı. Samsun'dan aramıza katıldı. Bu toplantıya verilen önemi de size göstermek anlamında arkadaşlarımı sizlerle tanıtmak istedim. Müsaadenizle bir sonuç bildirgemizi okuyayım. Türkiye'nin en büyük tüketici örgütü olan Tüketici Dernekleri Federasyonu TÜDEF, Aralık ayı olan toplantısını federasyon üyemiz olan Burdur Tüketiciler Derneği'nin ev sahipliğiyle bugün Burdur'da gerçekleştirmiştir. Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomi çıkarlarını korumak, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmek devletin esas görevlerinden biridir. Bu kapsamda Burdur'da bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımız tüketiciler adına önemli konuların görüşüldüğü ve karar alındığı bir toplantı olmuştur. Toplantımızın sonuçlarını TÜDEF Yönetim Kurulu adına huzurumuzda kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Evrensel tüketici haklarının ve 6502 sayılı tüketici haklarının korunması hakkında kanun tam ve eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır. Kanunda yer alan tüketici aleyhindeki düzenlenmeler kısa sürede kaldırılmalıdır. Elektrikte milyonlarca tüketiciyi mağdur eden elektrik dağıtım şirketlerinin haksız yere aldığı mahkemelerce tespit edilmiş olan kayıp kaçak paralarının alınmasına derhal son verilmelidir. Burdur Tüketiciler Derneğimizin öncülüğünü yapıp kazanılmış mahkeme kararları doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılarak geriye dönüp alacakların vatandaşlara derhal ödeneceği kamuoyuna duyurulmalıdır.
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payları yükseltilmeli, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının ödenebilir seviyede çekilmelidir. Akaryakıttaki yüksek vergileri düşürerek ülkemizde üretilen yakıtın tamamının ülke içinde tüketilmesi sağlanmalı, otogaz ithalatının azaltılmalı ve akaryakıt fiyatları düşürülmelidir. Tüketici derneklerinin üretim ilişkilerinde rolü arttırılmalı, yetki ve sorumluluk sınırları genişletilmeli, teşvik edilmelidir. Tüketici üst kurulu tüketici örgütlerine temsil hakları verilmelidir. Aldatıcı, yanıltıcı ve ismal edici tanıtımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Tüketicilerin kullandıkları ürünlere ilişkin tam ve eksiksiz bilgilenme hakları sonuna kadar gözetilmelidir. Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin ithalatı, üretimi ve tüketimi derhal durdurulmalı ve yasaklanmalıdır. Görev yapma noktasında tıkanan ve iş yüklerinin artması sonucu iş yapamaz hale gelen tüketici hakem heyetlerinin acilen çağdaş, modern bir işleyiş tarzına ulaşması sağlanmalıdır. Tüketici hakem heyetlerinde bizim aldığımız verilere göre ilk 6 ayda 2 milyona yakın bir başvuru olmuş durumda Türkiye genelinde. Yıl sonuna kadar 4 milyonla 5 milyon arasında bir başvuru bekleniyor. Bu da tüketici hakem heyetlerindeki, az önce başkanımız da buradaydı, yükü gözlerinde seviyor açıkçası. Çevre insan sağlığını tehdit eden baz istasyonlarına kısıtlamalar getirilmeli, yaşam alanlarında alanlarında olmaması noktasında gerekli iradeler gösterilmelidir. Tüketiciler arasında önemli yer tutan emeklerimizin maaşları insanca yaşanılacak düzeye getirilmeli, yıllardır alamadıkları promosyonların alınması sağlanmalıdır. Tüketiciden bugüne kadar haksız yere alınan kredi dosya masraflarının ve kart aidatlarının tek sorumlusunun bankalar olduğu göz önünde tutularak 10 yıl süreyle başvuru olmaksızın geriye dönük olarak iadeler yapılmalıdır. Geçen hafta içerisinde yürürlüğe giren, sizler de hepimiz basından ve medyadan, yani sosyal medyada takip etmişsinizdir mutlaka, tüketici kredisi sözleşmesi yönetmeliğinin mevcut tüketici yasasıyla olan çelişkileri giderilmeli, tüketici mağduriyeti kaldırılmalıdır. Bu çerçevede bankaları koruyan ve BBDK'ya bu konuda düzenleme yapma yetkisi veren tüketici yasasının ilgili maddesi iptal edilmelidir. Biz de bu konuda tabii mevcut hükümete çağrıda bulunuyoruz. Şayet bu konuyla ilgili herhangi bir düzenleme olmazsa yönetmelikle yasa çerçevesindeki, yasayla ilişkisindeki yanlış olan, hatalı olan maddelerle ilgili tabii hukukçularımızla da şu anda görüşüyoruz. Bir çalışmamız var bu konuyla ilgili. Bir dava açma hazırlığı içerisindeyiz. Sanal ortamda her geçen gün büyüyen bir pazar haline gelen uzaktan satışların kayıt içine kontrollü ve denetimli bir biçimde alınması sağlanmalıdır. Tabiatın dengesini bozacak, insan sağlığına zarar verecek, özellikle Burdur'da doğayı katleden ilkel mermer işletmecine son verilerek aynı kapsamda nükleer santrallere, HES'lere izin verilmeyeceğinin sözü kamuoyuna verilmelidir. Tüm dünyada ses getiren bazı araçlardaki, burada markayı biz tekrar telaffuz etmiyoruz ama hepiniz biliyorsunuz zaten, biz bunu da gündemimize aldık, zaten takibini de yapıyoruz. Özellikle makine mühendisleri odasıyla da bir işbirliği içerisinde olma niyetimiz var. Standartlar endüstrisinden bir takım bilgileri alma gibi bir çalışmamız var. Bu çalışma sonucunda da hukuki yollara da tüketiciler adına başvurma niyetindeyiz. Tüm dünyada ses getiren bazı araçlardaki emisyon ölçüm sonuçlarının ülkemizde değerlendirilip değerlendirilmediği, şayet değerlendiriliyorsa hangi standartlar çerçevesinde değerlendirildiği derhal açıklanmalı, suçlular ve sorunlar varsa tespit edilerek kamu yararına gerekli işlemler yapılmalıdır. Biliyorsunuz ya da takip eden arkadaşlarımız fark etmişlerdir. Çok kısa bir süre önce Türkiye'de de 3200 civarında yanlış hatırlamıyorsam aracın, bu özelliklere sahip aracın sadece geri çekilerek teknik güncellemelerinin yapılıp onun dışında herhangi bir işlem yapılmayacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Biz bunun da son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz ve biraz önceki ifadelerimizde yer aldığı gibi bu standartların ne şekilde yapıldığı ya da azot oksit ölçümlerinin Türkiye'de yapılmadığı şeklinde bilgiler var. Bu bilgilerin yapılmadığının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon yaş meyve sebze üreticisinin üretmekte olduğu 43 milyon ton meyve sebze ile
dünyada önemli bir meyve sebze üreticisi olan ülkemizde yapılan tespitlere göre bu miktarın yaklaşık %20 ila 25'inin zayiatla çöpe gittiği tespit edilmiştir. Tüketicilerin çarşı veya pazardan almış oldukları 4 domatesten 5 elmadan birisinin buzdolabında muhafaza edilmesine rağmen kısa süre içerisinde hemen çürüdüğünü, dolayısıyla çöpe atıldığını, toplam üretimimiz içerisinde hesaplandığında ise her 100 milyarlık üretimde 20 ila 25 milyarın çöpe gitmesi zayiata uğramakta olduğu anlamına gelmektedir bu söylediklerimiz. Bu tespit ile yüksek milli servetin servet kaybına yol açan ve yaş sebze ile meyve fiyatlarını da etkileyerek fiyatları aşırı yükselten bu durumun acilen önlenmesi gerekmektedir. Son olarak Türkiye'de süt üretimi fazlalığı yoktur. Sorun tüketicinin Batı ülkelerine göre 1/4 oranında az tüketimden kaynaklanmaktadır. Yüksek girdi maliyetlerine rağmen süt üreticide ucuz, tüketicide pahalıdır. Acilen Et ve Süt Kurumu'nun %2 olan piyasayı düzenleyici rolünün etkin olacak bir biçimde arttırılmasını talep etmekteyiz. Sizlerin huzurunda Türkiye'deki kamuoyuna saygıyla duyururuz. TÜDEF Yönetim Kurulu. Tabii bizim sadece sonuç bildirgemizde konu başlıklarıyla sizlere bunları ifade etmeye çalıştık. Konulara teknik anlamda girdiğinizde belki de başlı başına, çünkü biz de yürütme kurulunda bunu yaptığımızda görüyoruz. Başlı başına saatlerimizi alan tartışmalar geliyor. O tartışmaların içerisinde farklı tartışmalar da kendisini doğuruyor. Bu da Türkiye'deki yasal düzenlemelerden, uygulamalardan ve denetimdeki yaşanan aksaklıklardan, sorunlardan kaynaklanıyor diye düşünüyoruz. Ben beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın TÜDEF Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hasan Aratlı'ya. Toplantımızın panel bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Panel ve formumuzu yönetmek üzere Sayın Şaban Kırcı'yı buraya davet ediyorum. Buyurun. Sayın Mali Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım. Panel aslında sohbet düzeyinde geçeceği için mikrofonsuz yapılır diyebiliyorum. Böylesi daha hoş olacak diye sanıyorum. Sayın Mali Yardımcım'ın söylediği gibi evet, en fakirinden en zenginine kadar herkes tüketici. Doğrudur, ayrımsız. Ve Sayın Milletvekilimin söylediği gibi artık her şeyi tüketmeye başladık. Yani gençlerimiz anlamsız bir savaş adına tüketiyoruz. Trafik kazalarında onlarca aileleri, insanları tüketiyoruz. Sevgimizi tüketiyoruz en önemlisi. Sevgimiz tükeniyor. Ve özgürlüklerimiz tükeniyor maalesef. Tam da bu noktada sevgili Can Dündar ve Erdem Gül'ü anmak istiyorum. Ve onların nezdinde baskılanan, gözaltına alınan bütün gazeteci basın mensuplarını anmak ve onların üzerindeki baskının bir an önce sona erdirilmesini talep ederek basın üzerindeki bu tür eylemleri şiddetle kınıyor ve protesto ediyorum. Eğer mümkünse Burdur'dan bu çağrıyı sonuç bildirgesine de sokulmasını istiyorum federasyonun. Evet, panelimize başlamak için ben sırayla katılımcılarımızı davet edeyim. Sayın Federasyon Genel Başkanımız Hasan Atak. Hoş geldiniz efendim. TÜKÖDER Genel Sekreteri Sayın Halil Çamalan. İstanbul TÜKÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferda Hekimci. Ve Burdur TÜKÖDER Başkanımız Sayın Kemal Arslan. Gerçekten.